Evet, sen görüyorsun. Vallahi ben seni görüyorum. Saçların çok güzel. Harika. Evet. Canlı yayın var mı? O zaman burayı terk etmeyelim. Şey olur. Yoksa biraz öne çıksam. Önce şuradan bir merhaba diyeyim. Hepinize hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Canlı yayın frekansı varmış. O yüzden çok fazla kürsüden ayrılmayacağım. Canlı veren televizyonlar var, sağ olsunlar. Öncelikle bugün üçüncü kez, hatta bugünü dünden ayrı sayarsak dördüncü kez Balıkesir programı yapıyoruz. Bugün programımız sabahleyin, daha önce partimizin herhangi bir genel başkanının gidemediği için uzun süredir adeta bir kampanya yürüten, beni oraya davet etmek için Marmara Adası ve Avşa Adası'naydı. Erken saatlerde Marmara'ya yanaşırken büyük bir fırtına vardı. Bizim açıkta beklememizi istediler bir yarım saat. Dönüşte de yine aynı fırtınadan dolayı doğrudan değil, süreyi bir yarım saat uzatan, koylardan dolaşan bir güzergahla geldik. O yüzden toplamda neredeyse bir saati varan bir gecikme var. Yarım saatten fazla da sizi bekletmiş olduk. Kusurumuza bakmayın. Hakkınızı helal edin. Hepiniz hoş geldiniz. Bu tip mitinglerin bazı özellikleri oluyor. Sonra bana hatırlatıyorlar. İşte dolu yağan mitingdeydik. En kalabalık, Denizli'nin en kalabalık mitingindeydik. Yağmurun altında konuşmuştunuz, kiliste oradaydık. Siz de bu mitingi bana Özgür Özel'in geç gittiği ilk miting diye hatırlatabilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sezonun sonunda, haftanın ortasında, günün ortasında bu kadar büyük bir kalabalıkla, bu kadar coşkulu bir karşılamayla bizi karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Rakamlardan ben bahsedecektim. Buran Başkan kendisi bahsetti. Bu seçimlerde Burhan Başkan Erdek'te aldığı %62.30'luk oy oranıyla Türkiye'de en yüksek oy alan 3. ilçemiz oldu. Hepinizi kutluyorum, hepinizi tebrik ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Tabii bir başarı bir başına olmuyor. Buran Başkan'ın şahsında bütün belediye meclis üyelerimizi, seçilen seçilmeyen, ayrıca göreve geldiler, hangi partiden olursa olsun belediye meclis üyelerini kutlarım, hayırlı başarılar, iyi hizmet etmelerini ümit ederim. Ama bizim başarımızda Buran Başkan'ın adaylığı kıymetli. Belediye meclis üyelerimizin adaylıkları son derece kıymetli. Ve kadın ilçe başkanımız Halet Tuna'nın ve yönetim kurulunun emekleri kıymetli. Ayrı ayrı hepsini kutluyorum. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Siyaset bir hedef işi. Bugünden geriye gidecek halimiz yok. Oyumuzun az olduğu yerde arttırmayı hedeflerken burada da bundan sonra hedefimiz her 4 kişiden 3'ünün oyunu almaktır. Belediye başkanımın önündeki hedef odur. Partinin önündeki hedef odur. Genel seçimlerde %75 oy bekliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 30 puan fazla oy aldığımız başarılı bir sürecin sonunda sevgili Buran Başkan belediye başkanı oldu. Kampanyada çok önemli sözler verdi. Geçmişte belediye bizde olduğu halde
yapamadıklarımız vardı. Niye? Çünkü Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deydi. Ayrımcılık yapıyorlardı. Erdek'in taleplerini geride bırakıyorlardı. Bundan sonra böyle bir ayrımcılık yok. Kimsenin de mazereti yok. Ahmet Akın'la, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızla Erdek Belediye Başkanımız Burhan Karışık el ele omuz omuza tüm hizmetleri tam olarak yerine getirecekler. Daha bu sene temeli atılan 1600 metrekare kapalı alana sahip Mülüfe Çağlayan Kültür Merkezi'ni hızla tamamladılar. 29 Ekim'de açacaklar, açacaksınız. Şimdiden kutlu olsun, tebrik ediyorum. Diğer yapmayan, mazeret uyduran AK Parti'nin ilçe belediyelerine örnek olsun. Hayvan barınağı projesi tamamlandı, temeli atılıyor. 60'a yakın sosyal konut var. Bizim tek başına geçimini sağlayamayan aileleri misafir ettiğimiz konutlar, o konutlardaki tüm ailelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılanıyor. İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartıyla, yani öyle yoksulluklarını yüzüne vurarak değil, efendim fasulye arabasını, kömür arabasını, buğday makarna arabasını sokağa çekip AK Parti'nin mahalle başkanını çağırıp hangi evlere gideceğiz diye siyasi ayrım yaparak değil, gelir durumu düşük tespit edilen herkese bir kart vererek ve o karttan sanki kredi kartıyla alışveriş yapıyormuş gibi alışveriş yapmalarına, yoksulluklarının teşhir edilmemesine katkı sağlayarak sosyal yardımları yapıyorlar. Bu çağdaş davranış için bilhassa teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okul masrafları belediyemiz tarafından karşılanıyor. Yeni bebek sahibi olan ailelere hoş geldin bebek paketiyle ziyarete gidiliyor. Çocuklar görülüyor, takip ediliyor. Sahil ve Ocaklar Mahallesi'nde asfalt kaplama çalışmaları yapıldı. Ayrıca Tatlısu'da, Karşıyaka'da, Ballıpınar'da, Narlı'da, Doğanlar'da, Atatürk'te, Alaaddin Mahallesi'nde, Paşa Limanı'nda, Balıklı'da, Harmanlı mahallelerinde taş yol kaplama çalışmaları gerçekleştirildi. Bu işi yapan bu aslan başkana yürekten bir alkış istiyorum. Seçimden önce sitelere, şehre söz verilen kamelyaları, bankları teslim etti. Bundan sonra da kapı açık. Kimin ne ihtiyacı varsa buraya gelecek, belediye başkanına genel başkanın selamı var diyecek. Beni kırmadığı gibi sizi de kırmıyor. Her türlü ihtiyacınız da yanınızda, arkanızda olacak bundan sonra. Yarın ilk kurşunun atıldığı Balıkesir'de son kurşunun atılışı kutlanacak. 9 Eylül'de İzmir kurtulmuştu. 18 Eylül'de Erdek'in kurtuluşuyla birlikte bundan sonra kurtuluş günleri bu yıl için tamamlanıyor. Milli mücadelede canını ortaya koyanlara, canını verenlere, gazi olanlara, her birisine ayrı ayrı minnetlerimizi Allah'tan rahmet dileyerek bir kez daha anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve askerlerine bin selam olsun. Kemalist askerleri.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyorsunuz 31 Mart seçimlerine giderken şöyle bir şey söyledik. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı herhangi bir gündemin peşine takılıp sürüklenmeyeceğiz. Onlar kavga çıkarmak istiyorlar, kavga etmeyeceğiz. Onlarla polemiğe girip esas meseleler konuşulmasın, buna izin vermeyeceğiz. Ve biz 105 miting yaptık. 105 mitingde de emeklinin sorununu konuştuk. O gün için 10 bin lira olan emekli maaşının asgari ücrete çıkarılma zaruriyetini konuştuk. O maaşın Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 1,5 asgari ücret olduğunu, yani hiç erişmese, karışmasa şu anda 26 bin lira, hatta asgari ücrete zam da yapmadılar, bu haliyle 26 bin lira olması gerektiğini anlattık. Dedik ki 17 bin lira asgari ücretle geçim olmaz. 17 bin lirayla ev tutsa aç kalır, karnını doyursa sokakta kalır. Çoluk var, çocuk var, okullara gidilecek. Olmaz dedik, bunu gündeme aldık. Çiftçinin, Atatürk'ün milletin efendisi dediği, son cumhurbaşkanının al ananı da git dediği çiftçinin derdiyle dertlendik. Esnafın sorununu konuştuk. Türkiye'de gelecekten ümidi kalmayan gençlerin sorunlarını konuştuk. Başka bir şey konuşmadık. Bir de belediye başkanlarımızın meziyetlerini anlattık. Temiz, dürüst, çalışkan belediyecilik yapacaklarını, şeffaf olacaklarını, insan ayırmayacaklarını anlattık. AK Parti'ye karşı yalnız kalmayın dediler. Gelin ittifak yapalım dedik. Ama kimseye de hak ettiğinden fazlasını vermedik, teklif etmedik ve sonunda da milletimize güvendik. Dedik ki ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Rengi ay yıldızlı al bayrağın renkleri kırmızıyla beyazdır. İçinde sosyal demokrat da vardır, muhafazakar demokrat da. Milliyetçi demokrat da vardır, Kürt demokratlar da. Ama yeter ki dedik, yeter ki vatana, millete bağlı, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne saygılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisi yüreğinde olsun dedik. İşte bu ittifak 31 Mart seçimlerini kazandı. Şimdi de yine bu ittifakımız bundan sonraki süreçte de birlikteliğine de temel yaklaşımına da devam ediyor. Halkın derdi neyse onunla dertleniyoruz. Halkın umudu neyse o umudu dillendiriyoruz. Gerçek olmayan sahte gündemlerin peşine takılmıyoruz. Şimdi Türkiye'nin gündemi okullar açıldı. Çocukların okula başlama maliyetleri, okulda kalmaları, okuldaki karnının aç olan çocukların derdi, beslenme çantası boş olan çocukların sıkıntıları. Okullar açıldı, ders zili öğrenciye çaldı ama çok sayıda öğrencinin karnı zil çalıyor. Ve veliye bu ders zili dertli dertli çalıyor. OECD raporuna göre yurttaşlarımızın aldıkları, evlatlarının aldığı eğitimden memnuniyet oranı sadece %21. Bunun içine oldukça iyi okullara gidenler, servisle gidenler, okuldan memnun olanlar, en iyi eğitimi alanlar da dahil. Yani yoksulun, garibanın çocuğunun okulda aldığı eğitimden memnun olan yok. AK Partili kadın seçmen bile %17 eğitimden memnunum diyor. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Eğitimin kalite güvencesi yok.
özel okulların oranı %20'lere dayandı. Yıllık ücretleri 200 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar gidiyor. Yani imkanı olanın çocuğunu götürdüğü okulun bir yıllık parası 3 tane işçinin 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl çalışıp emekli olunca aldığı kıdem tazminatından fazla. 3 işçi, 3 gariban işçi, 3 asgari ücretli. 30'ardan 90 yıl, neredeyse 100 yıl çalışıyor. Bir çocuğun bir senelik okul parasını karşılayamıyor. Böyle bir düzene lanet olsun. Bu düzeni kuranlara yazıklar olsun. Artık kaliteli eğitime ulaşmak sınıfsal bir meseleye dönüşmüş durumda. Eğer durumun iyiyse her şey mümkün, durumun kötüyse o vakitten sonra artık Allah senin de evladının da yardımcısı olsun. Türkiye'de her üç öğrenciden bir tanesi sabah kahvaltı yapmadan, karnını doyurmadan okula gidiyor. Her beş öğrenciden bir tanesi beş gün boyunca okulda boğazından sudan başka bir şey geçmiyor. Yani bir tost, bir ayran yemeden, bir gofret yemeden, canının çektiği bir gazozu, bir kolayı içmeden, bir böreğin yanında bir ayran içmeden beş gün geçiyor. Burada hiçbir şey yokmuş gibi hiçbirimiz davranamayız. Bunu görmek, bunu konuşmak, buna itiraz etmek, yerel yönetimler düzeyinde buna çareler üretmek durumundayız. Bakın, geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi seçim beyannamesine her çocuğa okulda 3 kap sıcak yemek demişti. Biz de yapacağız dediler. Seçim gitti, çevirdiler. Okul öncesine vereceğiz dediler. Onu da bir yıl bile olmadı. Geçen sene Eylül ayında uygulamadan kaldırdılar. Tüm okullarda bir öğün sıcak yemek tüm öğrencilerin hem temel besinlere ulaşmasını, ihtiyaç duyduğu dengeli beslenmeye bir öğünlü olsun, devletin katkı sağlamasına olanak tanıyacak çağdaş bir yaklaşımdır. Bunu hayata geçirmek isteyen, belediyelerimizi okul bahçelerine sokmayanlar, hareketli alacımızı okula yaklaştırmayanlar, milletle aramıza girdiklerini sanıyorlarsa, evet, belki bunu bir süre diye başarabilirler. Daha bir yıl başarabilirler. Sandık gelecek, bu Cumhuriyet Halk Partisi bu millete nasıl hizmet ediyor, herkes görecek. Buradan çok sayıda belediyemiz çocuklara beslenme çantası yardımı yapıyorlar. Belediyelerimize verdiğimiz bir talimatı bugün buradan tekrar etmek istiyorum. Gücü nispetinde, imkanları oranında, gerekirse İMECE'ye, milletin katılımına başvurarak okula aç giden, çantası boş giden her öğrencinin elinden belediye başkanlarımız tutuyor, tutmayanlar da tutacak, çocuk okulda aç kalmayacak. Maalesef ülkemiz gelir adaletsizliğinde Avrupa'nın en kötü durumda olan ülkesi. Zengin %20, toplam varlıkların %81'ine sahip. En yoksul %20 ise %0.5'ine. Yani toplumun en iyi %20'si ile en kötü %20'si arasında 160 kat fark var. Buna müdahale etmek sosyal demokratların boynunun borcudur. Biraz önce söylediğim emekli 22 yıl önce
1,5 asgari ücret alırken bugün 0,7 asgari ücret alıyor. Ve asgari ücretin zam almamış, emekli maaşının zam almış olmasına rağmen 10 bin liralık en düşük emekli maaşı Ocak ayında eleştirdiğimiz o maaş 25 kilo dana kıyma alırken şu andaki 12.500 lira 21 kilo 20 kilo 500 gram dana kıyma alabiliyor. Yani orada bile büyük bir geriye gidiş var. 22 yıl önce 8 çeyrek altın alan emekli maaşı bugün 3 çeyrek altın alıyor. Bu hesabı hangi alanda yaparsanız yapın, memleketin durumu perişan. Yüksek enflasyon en çok maaşlı çalışanlara kaybettiriyor. Biz bunu değiştireceğimizi, vergide adalet getireceğimizi, İstanbul'dan Ankara'ya kadar vergide adalet için yürüyen emekçilerle, DİSK'in yönetimiyle birlikte her şehirde yürüdük, her ilçede yürüdük, Ankara'da yürüdük, bir büyük miting yaptık ve her geçen gün vergi diliminin artıp maaşların azaldığı bu düzeni değiştirmek gerektiğini ifade ettik. Seslerini duymadılar. Biz duyurduk, dinlemediler. Bundan sonra kimseye kimsenin sesini duyurmak gibi bir derdimiz yok. O muhalefette kaldı. O Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetteykendi. Şimdi 31 Mart sonrası Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin oylarıyla yerel yönetimlerde iktidardadır. Türkiye'nin birinci partisidir. Bundan sonra ses duyurmak, uyarmak hepsini yaptık. Dinleselerdi keşke. Ama ne emekliyi duydular, ne asgari ücretliyi duydular, ne Rize'deki çay üreticisini, ne Manisa'daki üzüm üreticisini, ne Gaziantep'teki fıstıkçıyı, ne Trakya'daki buğday üreticisini, ne Adana'da, Çukurova'daki pamuk üreticisini, ne Antalya'daki, Mersin'deki narenci üreticisini duymadılar, dinlemediler. Borç batağındaki esnafın esnaf kefalet krediden çektiği faizi çekildiği günün iki katına çıkardılar. Gençlerimizin umutlarını kırdılar. Bu yüzden bu ülkede geçim yok. Geçim var mı? Geçim var mı? Peki AK Partililer, siz burada AK Parti milletvekili görüyor musunuz? Erdek'e geliyorlar mı? İnsan içine çıkabiliyorlar mı? Enflasyonu düşürebiliyorlar mı? Hayat pahalılığını durdurabiliyorlar mı? Bunlar pazarda var mı? Sokakta var mı? Tarlada var mı? Fabrikada var mı? Madem sizin yanınıza gelemiyorlar, seçim sandığına gelecekler. Geçim yoksa seçim var arkadaşlar. Ve buradan bir kez daha Türkiye İttifakı'nın bütün bileşenlerine sesleniyorum. Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, hepimiz yoksullaşıyoruz. Hepimiz çocuğumuzun aldığı eğitimden hiç memnun değiliz. Her geçen gün hayat daha kötüye gidiyor. Bunun yolu 31 Mart'taki gibi kol kola girmekten, omuz omuza durmaktan, bir arada sesimizi yükseltmekten, birlikte davranmaktan geçiyor. Bundan sonra biriz, birlikteyiz, ayrılmayız, hiçbir tarafa dağılmayız. Ama daha kalabalık olmalıyız. Onun için yeni gelen ya da yıllardır bizimle birlikte olan herkese diyorum ki bir kişiyi de siz ikna edin.
bu yokluğu, bu yoksulluğu, bu haksızlıkları, bu adaletsizlikleri, bu eşitsizlikleri siz anlatın. Deyin ki ben 31 Mart'ta verdim, pişman değilim. Eskiden oy veriyordum, sonra elim kırılsın diyordum. Şimdi oy verdim, pişman olmadım. Bundan sonra da olmayız. Birileri açlığı, yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği göstermemek için korkunun siyasetini yapıyorlar. Diyorlar ki aman ha, onlara oy verme. Onlara oy verirsen vatanı böldürecekler. Onlara oy verirsen ezanı susturacaklar. Onlara oy verirsen bayrağı indirecekler. Cümle alem gördü ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hiç kimse, ama hiç kimse ne bayrağın inmesine indirmişlerdi. Bizimkiler canını ortaya koydular ve o bayrağı önce İzmir'de bütün Türkiye'de göndere çektiler. Böldürmüşlerdi. 7 ülkenin orduları işgal etmişti. Türkiye İttifakı'nın ve bu ittifaka katılacak tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli mensuplarının dedeleri Çanakkale'de, Conkbayırı'nda, Sakarya'da, Dumlupınar'da, bütün Ege'de, Kahramanmaraş'ta, bütün Türkiye'de koyun koyuna kefensiz yatıyorlar. İşte bu ülkeyi bir gün birisi bölmeye kalkarsa, bu şanlı bayrağı indirmeye kalkarsa, mukaddes ezanları durdurmaya kalkarsa, işine gelince milliyetçi, işine gelince muhafazakar, işine gelince vatansever olanlar değil, yıllardır muhalefette olsa da bu bayraktan, bu ezandan, bu ülkenin birliğinden taviz vermeyenler bu ülkeyi kurtaracaklar. O yüzden biz kimle kol kola girdiğimizi biliyoruz. Tek başımıza girdik, Türkiye İttifakı'yla girdik. Bir kolumuzda İYİ Parti'ye geçmişte oy veren Ayşe abla vardı. Bir kolumuzda geçmişte AK Parti'ye oy veren Memdu amca vardı. Bir kolumuzda MHP'ye oy veren Asena kızımız vardı. Bir başka kolumuzda bu seçimde bizimkiler kazanamayacak namuslu dürüst biri gelsin diyen Saadetli Kübra vardı. Biz Türkiye İttifakı'nda kol kola girdik, birbirimize güvendik, hep birlikte başardık. Şimdi bu iktidarı, konjonktür iktidarını bir koluna Milliyetçi Hareket Partisi'ni almış, öbür koluna gitmiş geçmişin Hizbullahçılarını, Hüdaparçılarını takmış, anayasanın, yuğlamayın, anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açan, bayrağı tartışanları, İstiklal Marşı'nı tartışanları, demokratik, layık hukuk devletini tartışanları, Anıtkabir oradadır, başkentin Ankara olmasını tartışanları kollarını almışlar. Bir tek meseleleri var. Onlar çıkar ittifakıdır. Onlar iktidarda kalmak için bir gün teröristlerle, bölücü örgütle pazarlık ederler, öbür gün döner Bahçeli ile birlikte ülkücü olurlar. Bir gün bayrağı indirecek diye CHP'ye saldırırlar, öbür gün bayrak düşmanı Hüdapar'la kan kardeş olurlar. Bu mürahilere karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni biz kurduk, biz savunduk, biz koruyacağız. Onun için safları sıklaştırın, omuz omuza verin, kol kola girin, Türkiye İttifakı'nı büyütün. Türkiye İttifakı 100 yıl önce bu ülkeyi işgalden kurtaranların, bayrağı yeniden göndere çekenlerin, durmuş ezanları yeniden okutturanların, milletin inancına da saygılı, yaşam biçimine de saygılı olanların,
kimsenin ne örtünmesine ne içkisine karışanların, özgürlükleri savunanların ittifakı Türkiye ittifakıdır. Geçmişte 100 yıl önce başardık. Yine başaracağız. Biz kazandık. Biz kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.